Ben şahsen yaşına bakmam. Elinde öyle kaliteli bir oyuncun varsa bir dünya yıldızı, ben onu konuşurum. Bu psikolojiyle çıkarlarsa işleri zor. Gözlemlediğim kadarıyla öyle bir şey görmüyorum. Gol makinesi başlıyor. Ligi özledik ve önümüzdeki hafta ligde oynanacak maçları heyecanla bekliyoruz. Transfer devam ediyor tüm hızıyla. Önemli gelişmeler var. Gol makinesi yoğun gündemde. Bu hafta bakalım neler konuşacak. Erman Özgür ve Nihat Kahveci ile birlikteyiz. En flash şey ne? Ondan başlayalım istiyorum. Gomis. Gomis yeniden Türkiye'de. Şöyle özetleyebilir miyiz? İkinci Gomis dönemi. Hani böyle teknik adam gelmiş gibi. Ya şimdi Galatasaray'da biliyorsun Fatih Hoca 4. dönemi yaşadı. Gitti. Şimdi Gomis'in ikinci dönemi. Biraz geçmişe dönük öyle transferler yapılıyor. Gomis'e kimse hayır demez diye düşünüyorum. Ben şahsen yaşına bakmam. En son oynadığı takımda da istatistikleri ortada. Golcü mü golcü? Galatasaray Gomis gittiğinden beri onun ayarında gol atan, istatistiklere ulaşabilen bir forvet oyuncusuna sahip olamadı. Ama onlarca milyon euro da harcadı. Yani işte bazen bir oyuncuya parayı verip tutmak yararlıdır. İşte bu sene Beşiktaş'ın yaşadığı mesela Abubakar olayı. Hani gitmek istediğimi istemediğimi o kadar detayları çok bilmiyorum ama 4 katı maaşa gitti canım. 6 milyon euroya gitti. Ama belki yarısını verse kalabilir. Bazen forvet oyuncuları öyledir. Kendim de yaşadığım için bilirim. Real Sociedad döneminde şunu verirseniz devam ederiz. Verilmedi. Gittim Villarreal'e transfer oldum. Ya iyi bir forvet oyuncusu varsa, bir şey istiyorsa, verebiliyorsan verip tutacaksın. Bu devirde gol atan forvet bulmak kolay değil. Gomis'in geçmişi başarılarla dolu. Olympic Lyon döneminden gelen, ki Galatasaray'da da 30 gole yakın gol attı bir 29. Sezonda. Yani kolay bir rakam değil ligimizde bu sayılara ulaşabilmek. Golcü gibi golcü, 35 yaşında, yaşına bakmam, sahanın içindeki performansı, kendine bakan profesyonel bir futbolcu. Mücadelesi de çok iyi. Galatasaray çok iyi, bir başarılı bir dönem geçirdi. Tabii ki etrafında şu an o zaman oynayan oyuncular yok. Ama Gomis büyük bir golcü, Galatasaray yararlı olur. Ama 3 senelik projenin de konuşulduğu, gençleşmenin konuşulduğu bir dönemde bazı kesimler de ya 35 yaşında Gomis neden geldi diyebilir. Hatta 36. Ama bana göre doğru bir transfer. Çünkü Galatasaray öyle bir fikstür bekliyor ki ligde, artık o 3 senelik projeden en önemli olan şey ligde bir an önce galip gelip o alt sıralardan yükselme diye düşünüyorum. Bu anlamda da doğru bir transfer olduğunu düşünüyorum Gomis'in. Hayırlı olsun. Oynadığında keyifle izlediğim bir forvet oyuncusu, beğendiğim bir forvet oyuncusuydu. 1,5 yıllık anlaşma ama opsiyonlu. Sonradan ortaya çıktı bu detay. Gomis eğer bu sezonun sonuna kadar 10 gol atarsa sözleşme uzuyor. 9 gol atarsa uzatmaz mı Galatasaray yönetimi? Orada masaya oturur. Çok enteresan. 8'e de uzatır. Burak Elmas'la başlamak lazım. Neden biliyor musun abi? Belki kariyeri boyunca, hayatı boyunca verebileceği en zor kararı verdi. Fatih Hoca aktif bir teknik direktörken Fatih Terim'le Galatasaray'ın yollarını ayırmak öyle bir başkan için kolay alınacak bir karar değil. Şundan dolayı söylüyorum. Bundan sonra Burak Elmas'ın yapacağı her hamle Fatih Hoca'dan bağımsız hamleler. Daha öncesi yapılan her hamleyi Fatih Hoca üzerinden okuyabilirdik. Ama artık Fatih Terim yok, Burak Elmas hamleleri konuşulacak. O yüzden çok risk almamasını Nihat gibi doğru buluyorum. Gomis Galatasaray'da transfer edildiği zaman en risksiz diyebileceğimiz transferlerden bir tanesi. Golcülerin 30 yaşını geçtiği zaman ben çok başka bir havaya büründüğüne inanırım. Çünkü bir pozisyonu onlarca kez yaşamış bir oyuncu için telaş yapmak, İşte ne bileyim panik yapmak saha içerisinde mümkün olmuyor. Çok daha rahat, sakin vuruş, soğukkanlı vuruşlar yapabiliyor. O yüzden Gomis transferini ben de Nihat gibi olumlu buluyorum. Galatasaray'ın pozisyona girdiği anda işi bitirecek oyuncuya ihtiyacı var. Enerjisi falan ayrıca, hala şu anda taze videoları dönüyor. İşte takım savunmasına katkısı, fiziksel gücü, dayanıklılığı, her şey yerinde gözüküyor. Bunun dışında bence gol vuruşunun net olması Galatasaray'a bir havada getirir. Feghouli ile oynayacak. Babel hala Galatasaray'da. Kerem gibi özel bir performans sergilen genç bir oyuncusu var. Galatasaray Gomis'le gol problemini tamamen çözer diye düşünüyorum. İşin enerji kısmında... Ama diğer problemler? Diğer problemleri de çözer. Çözer. Çünkü santrafor'un attığı gol senin için oynamak istediğin oyunun bir getirisi olur. Yani birçok maçta çözemedin ama mesela 1-0'dan sonra rakibi tehdit etmeyen Galatasaray ortadan kalkar. Gomis'le daha çok gidersin. Hani şimdi öndeyken Galatasaray çok geriden gelip maç kaybetti ya. Bence bunun üstü kapanır Gomis'le.
Çünkü ikinciyi, üçüncüyü atabilecek bir tehdittir Gomis. Çok güzel bir şey söyledi. Hemen mesela Hatay deplasmanını hatırlayalım. 1-0 öndesin. Penaltı yatsan 2-0 belki galip geleceksin. Trabzonspor maçını hatırlayalım. İlk yarı muhteşem oynuyorsun. 1-0 öndesin. 2'yi bulsan maçı kazanma olasılığın yükselecek. Gomis de sana ikinci golleri, üçüncü golleri buldurur. Diyorsun. Çok önemli yani. Tehdit eder. Tabii. Her şeyden evvel tehdit. O peki çok bu 10 gol baremi. Mesela sen de golcüydün. Seninle de sözleşmeler yapıldı. Attığın gole prim aldığın da olmuştur. Değil mi? Ekstra. Veya puana. Yani böyle ekstralar vardır. Bonuslar olur zaman zaman. Veya kulübün bir yönetmeliği vardır. Herkese aynı şey geçerlidir. İşte 3 galibi. Santrafor sözleşmelerinde var senin söylediğin. Yani seni nasıl motive? Yani devre arasında Gomis gibi bir kariyere sahip bir golcünün Galatasaray gibi bir kulübe transferindeki bu 10 gollük barem senin çok anlayabileceğin bir şey, empati kurabileceğin bir şey. O yüzden soruyorum. Şimdi böyle bir barem var ama Gomis çok bunu düşünmez. Çünkü Gomis Galatasaray'da oynadığı her maçta gol atma açlığıyla oynayan bir futbolcuydu. Penaltı oldu diyelim. Ya penaltı oldu. Şimdi bir yeni transfer de var biliyorsun. Pulgar, onu da konuşacağız. Çikildao da var. 3 tane çok iyi penaltıcı demeyelim, Gomis'in kaçırdığı penaltılar da var. Evet yani tartışılabilir. Soğuk terler dökülen dönemler oldu evet. Gomis penaltı noktasına geldiğinde hatırlayın o kriz dönemini. Yani Gomis çok öyle 10 gol Antep baremini miydi? Düşünmez. Diyelim ki 15 maç mı oynayacak? 15'inde de gol atmaya uğraşır. Zaten Erman da güzel söyledi. 10 değil 7 gol bile atsa devam edeceksin Gomis'le. Mutlu olacaksın çünkü atanın yok. Değil hani mi? O çok rakamlara bence takılmamak gerekiyor düşünüyorum. Gomis çıktığı ilk maçta 3 gol atabiliyorsa 3 gol atmaya uğraşır. 2 ise 2, 1 ise 1. Böyle bir oyuncudan bahsedeceğiz. Çok bence oraya bakmaz. Bir de gol attığında, takıma şampiyonlukta yarar sağladığındaki o geri dönüşü çok iyi bilen bir oyuncudan bahsediyoruz. O sevinci halen gözümüzün önünde. Taraftarla bütünleşmesi, taraftar da çok seviyor. Gomis bence daha çok buraya konsantre olur. Tekrardan o anları yaşamak. O taraftarı mutlu etmek, kendi o adrenalin seviyesinde sahada en üst düzeyde yaşamak ister. Çok bence o rakama takılmaz. Biraz perde arkasına girelim isterseniz. Yakın bir örneği var Serkan abi. Buyur. Kim bu ülkede sözleşmesinde ekstra farklı maddelerle gelip çok büyük iş yaptı biliyor musun? Türkiye'de bence bu konuda bir numara Abubakar. Sakat mı? Oynadığı maç sayısı üzerinden sözleşme yaptın. Tamam atacağı gol değil ama oynayacağı maç sayısı üzerinden sözleşme yaptın. Abubakar seni şampiyon yaptı. En aynen. Sıkıntılı odur normalde. Evet, sakatlanırsan iptal olacak yani gibi. Yani bence ekstra bir motivasyon demektir sözleşmende yazan şu kadar gol atarsan uzar bu kadar. Ama Galatasaray'ın Nihat'ın söylediği şeyin altını biraz daha doldurayım. Abi 10 atmadı da 9 attı. Gomis'ten vazgeçiyoruz deme lüksü var mı? Olmaz yok, olmaz. Yok. Mümkün değil. O gün bence, gelince konuşulur. Ha, bundan önceki ayrılıklarda da oyuncunun haklı olduğu, haksız olduğu yerler vardır. Kulübün yanlış hamleleri vardır. Artık onları bir kenara bırakacaksın. Şu anda Galatasaray'ın bulunduğu durum çok hassas. Bir çıkış yakalayamazsa devamında Burak Elmas'ın negatif anlamda tarihe geçme ihtimali var. Düşünmek bile istemiyorum. Ama öyle bir ihtimal var. Tarihe geçersin. O yüzden risksiz hamle yapmak zorundasın. Gomis risksiz bir hamle. Galatasaray'ın projesi Alanya çöktü deplasmanında proje. 3 puan. Bu. Proje bu kadar. Bu. Proje bu kadar. Çöktü. Proje ondan sonraki çöktü. Maçta içeride Kayseri 3 puan. Bu kadar. Şu an başka proje konuşamaz. Rize değil mi sonra da? Galiba Rize. Yani hakikaten şimdi Galatasaray camiasının bu haftalarda burada olduğu bir dönem ben hatırlamıyorum. Hep konuştuğumuz şey. Ve fikstür zorlu. Fikstürü bırak. İyi oynuyorsun Trabzonspor maçında yine galip gelemedin. Bu psikolojiyle çıkarlarsa işleri zor. Ama biz iyi oynadık ya bugün galip gelemedik. Bu futbol bize çok maç kazandırır derlerse Galatasaray bir çıkışa çıkabilir. Bu çıkışa da yardımcı olabilecek transferler yaptılar. Orta saha Pulgar, kalede Peña'da da dahil. Bu üç tane tam bak omurilikten bahsediyoruz. Bence iyi hamleler derim. Sahanın içinde göreceğiz. Ama Gomis çok garanti bir transfer. Çok bilindik bir şey. Her şeyini biliyorsun. Konuşmasını, tavrını... Bir perde arkası da söyleyeyim. Bakın enteresan bir şekilde bu. Aslında stratejik de bir hamle ya bir yandan. Sonuçta camiaya moral vermek, taraftarın sevgilisini getirmek. Ama teklif Gomis'ten geldi biliyorsunuz. Gomis dedi ki... Bu daha önemli. İsterseniz ben gelirim diyor. Galatasaray yönetimi... Ah durun... Fatih Terim Gomis'i göndermişti. Şimdi biz de Gomis'i getirelim taraftara. Gönderdi mi yoksa tutamadılar mı?
Bence tutamadılar. Ya Fatih Hoca ya Fatih Hoca'nın kalmasını istediği bir oyuncu kalırdı. Fatih Hoca da gitmesine belli ki ya onay verdi. Abi 29 gol atıp ülkede gol kralı olmuş, takımı şampiyon yapmış bir oyuncu. 500 bin euro zam istemişti. Kimse göndermek istemiyor. 500 bin euro nedir Allah'ını seversen? Bir santrafor için 500 tabii canım, bin euro. Ben de seni 22-23 milyon euro bonservise harcadığım bir dönemden bahsediyoruz. İşin içeriğini bilmiyorum. Galatasaray'ın. 500 bin euro vereceksin komise o dönem. İşin içeriğini bilmiyorum ama Fatih Terim'in bu kadar bilgili, tecrübeli, şampiyonluklar yaşamış, kariyerli bir teknik direktörün Gomis gitsin dediğine inanmıyorum ben. Gomis gitsin dememiştir canım. Gitmesine zaten. Gitmesine izin verdiğine de inanmıyorum. Adamı tutamadı. Ben birebir Fatih Terim'le bu konuyu konuştum. Fatih Terim ne olay? 500 bin euro zam istediğinde, yani üzerinden de çok zaman geçti. 500 bin euro zam istediğinde seni çok seviyoruz, sana çok inanıyoruz, sen bizim için çok değerlisin. Ama hani bunu yönetimle konuşmamız lazım deyip beraber yönetimle konuşulduğunu, yönetimin de ya şimdi hani Gomis 500 bin istedi. Öteki işte Nihat da geldi 500 bin, Erman da geldi 500 bin zam istedi. Ama Gomis'in temel problemi şuydu. O 500 bini bir fırsat bulup istememişti. Sonradan Gomis'le de konuştuğumuzda şunu söyledi. Takımda o sırada Feghouli ile Belanda'nın aldığı astronomik ücretler Gomis'i şöyle rahatsız ediyordu. Hani vardır ya klasik. Ya ben 30 gol attım az alıyorum. Ya ben 30 gol attım adamdan 1,5 milyon euro az alıyorum. Normal. Diyor. O zaman burada Galatasaray yönetimi hatalı. Evet. Hiç bunu Gomis'e konuşturtmadan Feghouli ve Belhanda kadar olmasa da onların seviyesine o parayı çekmeliydi o zaman. Ha, ama şimdi şöyle. Şimdi bu kısmını ben tamamlıyorum. Biz tamamlıyoruz. Fatih Hoca'yı da tanıyan. Fatih Hoca bir futbol operasyonu yönetiyorsa, bir futbolcu 500 bin euro istediyse, yönetim de en sonunda dönüp hocam ne diyorsun der. Hoca da belli ki canım hani o gün kulübün çıkarları doğrultusunda da olabilir. Abdurrahim Albayrak var mıydı Galatasaray yönetiminde? Vardı. Teknik bir karar da olabilir. Bu tip problemleri çözmesi için genelde Galatasaray yönetiminde bulunan bir isim. Nasıl çözemedi? Hatırlar mısınız bir o dönemde bir deplasmana gitmediği falan konuşulmuştu hani Gomis'in. Abi biz söyledik. Hatta gazetede bunun haberini yaptık. Bayağı da bir kötü tepki aldık. Bir deplasmana gitmemişti. Gitmedi. İddia edilmişti. Ondan sonra içerideki bir maçta gol atıp formasını öptü, para değil falan gibi sevinme. Ha, sorun para değil dedi. Sevinç gösterileri yaptı falan. Sonra biz bu tepkiyi aldıktan yalan olmasın 1-1,5 ay sonra Abdurrahim Albayrak çıktı dedi ki evet para için gitmedi maça dedi. İtiraf etti birinci ağız. İtiraf etti. Kendi ağzına. Peki o Gomis şimdi geri geliyor. Başka yerde daha çok para alabilir. Daha az paraya geliyor. Şartlar neden hangi Gomis? Nihat neden hayat haber gönderirsin? Neden biliyor musun? Şöyle bir bakar Mustafa Muhammed'le Jagne. Hiçbir şey yapmıyorlar. Dur ben gideyim orayı kurtarayım mı dedi. Ne dedi? Çünkü burada çok mutlu olduğunu hepimiz çok tabii, net bir şekilde vücut dilinden görebiliyoruz. Seviyor burayı. Galatasaray'ın ona ihtiyacı var. Onun da daha keyifli futbol oynayabilmek için taraftara ihtiyacı var. Türkiye'de bir de son Galatasaray taraftarının ölü dirilten bir taraftar olduğu gerçektir. Bak son Trabzonspor maçında benim en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi taraftar. Erman daha var gerçekten ya. O şartlarda gidip takımını destekleyen ama İnanılmaz maç sonunda ya. Son dakikalarda mağlup olan Galatasaray taraftarının açıkçası hangi kulübün taraftarı olursa olsun üzülürüm. Hani İstanbul takımlarının bu duruma düştüğü andan itibaren taraftarı bu kadar sahip çıkarken ya, üzücü bir şey. Çok güzel bir şey söyledin. İç sahada oynuyor değil mi Galatasaray? Durumu ne? Bazen diyorum ki belki 1000 kişi gelir. Yok abi geliyor Galatasaray taraftarı. Hiçbir şey diyemezsin ya. Aynen. Kötü gün taraftar. Işte. Hakikaten hiçbir şey hakikaten diyemezsin ya. Helal Denizli maçında bile desteklediler ve, son ana kadar. Ve hep de söylüyoruz eziyet de çekiyorlar. İyi de oynarken kaybeden, kötü de oynarken kaybeden bir Galatasaray izliyorlar ama yine de geliyorlar. Gomis, taraftar gibi. Gomis taraftar neden yani büyük transfer biliyor musunuz? Galatasaray'ın önceliği kaleciyken, orta sahayken hatta belki bekken bir golcü alındı. Ama bakın siz dahil, ben dahil, taraftar, herkes doğru transfer diyor. Ama bunu bize dedirten Halil performansı, Cagne performansı ve Muhammed performansı. Biliyorsun. Bunlar normalde isim olarak... Fena değil. İyi isimler. Golcü dersin ama formsuz oldukları için bir tane garanti transfer. Gomis 29 gol atmış. Daha o sayıya ulaşan bir forvet oyuncusu sağ içinde oynamamış. De bir lider lazım yani. Serkan abi. Ha, tecrübe. İlginç bir şey söyleyeyim sana. Ben biliyorsun dövme çok severim. Vücudumda bir sürü biliyorum var. Sen o zaman Pulgar'ı görmen lazım. Muhtemelen çıkıldı. O adam onun şey gibi. Böyle bazı sözler var hayatta. Hani hiç unutmak istemezsin. Yazdırırsın bazılarını vücuduna falan. Futbolda da bir söz var. Bence her programda KC yazabilir onu altına. Santrafor'un kadar konuşursun. Tabii. Bak futbolun en güzel cümlelerinden bir tanesi. İstediğin kadar şampiyonluğa, düşmeme mücadelesine neye bakarsan bak santraforun kadar konuşursun.
Çok iyi takım yaptın. Kötü santraforla gidemezsin hedefe. Çok iyi takım yaptın. Santraforun eksik. Gidemezsin. Santrafor her şey oradan geçiyor. Muslera'nın da evet kaleci lazım Galatasaray'a ama yaklaştı sanki dönüş tarihi. Ama nasıl dönecek bilinmiyor ki. Abi onun ölüsü yeter ya. Şubat'ın şimdi, ortalarında başlayabilir. Şu anda oynayan Avrupa kalecilerden... Avrupa Kupası maçına yetişir herhalde ya Mart'a. Oynayan kalecilerden fazla çalışıyordur o. Tabii. O öyle bir profesyonel. Öyle bir o yüzden onun dönüşü en fazla bir bilemedin iki maçlık bir sancı demektir. O Erman, hiç önemli değil. Yaşanmışlık var hani ayağı kırıldı döndü. Hiç erken şey de yok döndü. Gibi hemen oynadı yani. Evet, evet. Profesyonel oyuncu peki, da. Peki senin network'ün Pulgar'a geçelim biraz. Pulgar 1.93 boyunda Fiorentina'da son maşallah 3 sezonda 86 maç oynamış. Şili milli takımında da her daim yeri olan bir oyuncu, bir 6 numara. Senin network'ün ne diyor? Sen yurt dışındaki arkadaşlarınla her transferde konuşuyorsun. Bir şey söyleyeyim. Bu futbol yorumculuğuna başladıktan sonra ister istemez kontaklar artıyor yani basın yönünden. Şimdi İtalya'dan bir arkadaşla özellikle sordum Pulgar'ı. Hani bana vermiş olduğu bilgi Fiorentina gibi bir takımla oynuyor. Kaliteli bir oyuncu. Çok mücadeleci. Ve duran topları. Hani frikikleri de iyi kullanıyor. Penaltıları çok iyi kullanıyor. Oyunun iki tarafını da iyi kornerci oynayan bir de, oyuncu kornerden söyledi. Gol attı ya Mustafa Denizli gibi. İşte çok kornerden hani, golü var. Duran toplarda doğrudan. Evet duran toplarda etkili bir oyuncu dedi ama güçlü hani oyunun defansif tarafını da iyi oynayan bir oyuncu olduğundan bahsetti. Ama biz böyle de çok oyuncular gördük. İşte Galatasaray adaptasyonu, arkadaşlarıyla sahanın içinde anlaşması, Türkiye'deki futbolun oralara göre daha farklı olmasına ne kadar adapte olacağız göreceğiz ama isim olarak, CV olarak iyi bir transfer. Bir hafta önce 28 yaşına girdi. Yani yaş olarak da olgun yaş. Önceden bizim dönemimizde 28-32 arası bir futbolcunun en olgun dönemi derdik. İşte Gomis 36 yaşında da olgun, Cristiano da 36 yaşında İbrahimovic olgun. Artık İbrahimovic 40'lara geldi olgun. Artık günümüzde de kendine iyi baktın mı o yaş uzuyor yani. Pulgar için konuşulan özellikle İtalya'dan bana verdikleri bilgiler çok iyi ve olumlu. Galatasaray'ın da orada öyle bir tarz oyuncuya ihtiyacı var mı? Var ama bir de Türk oyuncu statüsü var ligimizde. Orta sahada genelde işte Berkan Taylan ve Kerem'i de koyup o üçlüyü bulan, Türk oyuncu bulan Galatasaray şimdi kalecisi de yabancı olacak. Orta sahada Kerem genelde yabancı ağırlıklılar. Forvet'in kesin Gomis olacak. Bir Kerem'i sayarız. Ben mesela Emre Kılınç'ı sağ öne koyarım. Torrent çünkü çok tutuyor. Ve de çok iyi oynadı Trabzon maçında. İki. Üçüncü. Vallahi Van Aanholt yerine Solbek Ömer Bayram gibi de diyebilirim. Şu an için. Ya da bilemedim Taylan ya da Berkan'dan biri. Biri. Ama Pulgar'la beraber. Sürpriz oynayayım ben. Söyle. Gomis'in arkası Halil'le yapar. Olabilir o da. 4-2-3-1 sistemiyle. O ikili de enteresan. İş yapar. Bak, yani Halil'in performansı da artar. Kovacevic, Nihat gibi bir şey olur mu? Halil, güzel olur. Halil Kerem varken kalecin, işte ne bileyim bazen Berkan, bazen Ömer Bayram. Bu işi çözerler. Feguli geldiği zaman Emre Kılınç da ısrar eder mi? İyi bir Feguli varken etmeyebilir. Sağ ön onun. Ama Emre Kılınç'ı gelir gelmez oynatıp öyle kolay vazgeçmediği, onun da iyi oynadığını abi Emre Kılınç'ı çok eleştirdiler. İlk sezonu çok iyi geçirmişti. Bence de. Emre Kılınç'tan Fatih Hoca zamansız ve çok çabuk vazgeçti. Bu ülkede topu yere indiren takımların iyi oyuncusudur Emre Kılınç ya. Hala iyi zaten. Hala çok iyi oyuncu. Nasıl bir oyuncuya ihtiyacı var? Ben Torrent bayılıyormuş Emre'ye. Abi Trabzon maçının bayılıyormuş. Normalde pas oyunu oynuyorsan odur yani. Erman, Trabzonspor maçının ilk yarısının en iyi oyuncusu der misin? Kesinlikle. Ben de derim. Muhteşem oynadı. Öyleydi. Ve İspanyol teknik direktörün bayılacağı bir sağ ön, işte sol ön oyuncu tarzı. O maçtan önce antrenmanlarda bayılmış. Abi, maçlarını Emre izlemiş. Emre Kılınç. Performanslarını görmüş Emre Kılınç'ın. Belki birisi de Emre Kılınç diye biri var diye adam da bizim kullanılmayan gibi gösterdi. Adam da bizim gibi dışarıdan izleyince daha net görebiliyor. Evet, belki. Biz dışarıdan daha net görebiliyoruz. Emre Kılınç oynar Galatasaray'da bugün. Ve oynadı. Bugünkü Galatasaray çok rahat oynar. Neye ihtiyacı var Galatasaray'ın? Öne geçip maçları bitiremeyen Galatasaray'ın en önemli ihtiyacı topu ayağında tutmak. Ön liberosuyla başlayacak bir hikaye bu. Top gelmeden gören, topla ilişkisi iyi bir ön libero ihtiyacı var. Öyle bir oyuncu mu? Pulgar mıydı? Pulgar. İzledikten sonra... Bir dakika çok enteresan bir detay vereceğim. Soy isminin kullanılmasını istemiyor. Eric deniyor. Eric de diyor kendisine ve Eric isminin kullanılmasını istiyor. Formasına da Eric isminin yazılacağı konuşuluyor. Babasıyla ki ondan organik babam diye bahsediyor.
Yani şey, biyolojik babam diye bu bahsediyor. Bu hikaye bana çok tanıdık geldi. Evet. Nereden geldi? Her yerden. Kendim de dahil her yerden geliyor. Evet, Memphis Depay olayı var mesela. İbrahim Akın'da da böyle bir şey olmuştu. Yani ben diyor, bana Erik deyin diyor. Ben diyor Pulgar soy ismini kullanmak istemiyorum diyor. Yani öyle bir beyanatı varsa bizim için Pulgar, Erik daha kolay. Tabii Erik. Erik, evet. Erik diyelim ama tatlı Erik olsun. Galatasaray taraftarı izlerken öyle keyif alsın. Biliyorsun Erik'in bazen dönemine göre bizde ekşi de olabiliyor. Ama dediğim gibi CV'si iyi. İyi. Hani oraya da lazım mı? Lazım o tarz bir. Hele şu yoklukta. Evet, evet. Değil mi? Hani arkası dönük, pas verdiğinde kaleci, diyelim Peña oynadı, pas verdiğinde kaptırmasın yeter. Çünkü Galatasaray'ın bu sene yaşadığı en büyük sorun o. Taylan'ın, Berkan'ın, kim oynuyorsa orada arkası dönük top kaptırıp gol yemeleri ya, ki İtalya en son maçta Taylan örneği. İtalya futbolunu yakından bilen birisiyle senin de konuştuğun gibi ben de konuştum. Ne dedi biliyor musun? Bak şunun üzerinden anlattı bana. En son dedi Trabzon maçında Taylan'ın yaptığı gibi bir hatayı hayatta yapmazdı. Büyük konuşmayalım da futbol. Ben de dedim ki Taylan o hatayı 5 kere yaptı. 5 kere yapmaz herhalde. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Çok şanslı. Sebebi ne biliyor musun? Galatasaray'ın orta sahasında onun özelliğinde başka bir tane daha oyuncu yok. Yok. Yani bugün ilk yazılacak oyuncular dediğin zaman Galatasaray'da Gomis ve Erik gibi iki tane ismi direkt transfer etti Galatasaray. Bir de kaleci de yaz. Muslera sakat, bir kaleci olumlu, de yaz. İki olumlu hareketleri 4 gözükecek, 5 gözükecek. Çünkü ihtiyaç tabii olan bir oyuncu profilindeler. Aynen. Ben Galatasaray'ın çıkışa geçeceğine inanıyorum bu arada. Geçecek yani. Mümkün değil bu şekilde gitmez. Ha, Alanya olmaz. İçeride Kayseri ile başlar. Ama çıkışa geçer Galatasaray. Alanya maçını da biraz Alanya'yı doğru analiz ederek oynarsa o maçtan da iyi skor alabilir. Ama ben oyunu geniş alanda oynayayım, rakibime biraz önde basayım, çabuk gideyim falan. Alanya o zaman Türkiye'de her takım paramparça eder. Senin o top tutma olayında da orta sahada Erik'ten bahsettin ya. Ön tarafta Gomis'in olması da çok yararlı olacak, arkası dönük. Abi stoperler, bak ben şunu çok gördüm. Yoracak bir kere. Beraber oynadığım stoperler hafta boyunca hangi santrafora karşı oynayacaklarsa onun muhabbetini yaparlar. Tabii. Bak çok enteresan. Rakibi ürküten santraforlar vardır. Gomis. Mesela rahmetli Mususi ile ben ilk gördüm bunu. Of. Abi Mususi ile oynuyorduk. Mususi var ya, stoperleri hırpalıyor ya. Hırpalıyor, alıyor sırtına, kavga götürüyor. Eder. Yani böyle çok güçlü oyuncularla oynamayı hiçbir stoper sevmezdi. Geldi baş belası diyorlardı mesela. Al geldi bir tane daha baş belası yani. Gomis ile oynamak. Evet, evet. Çünkü mesela tek vuruşların ustası. Yaptığı zaman kalecileri çaresiz bırakan. Kalçayı bir koydu bir mu atıyor oyuncu adamı. Stoperi hırpalıyor gücüyle. Dayanıklılığı var. Takım mesela maçın içerisinde çok dikkat et. O an için savunmada bir ihtiyaç varsa bir bakıyorsun gelmiş sol bekten top çıkarıyor. Yapar. Tam bir takım oyuncusu. Duran toplarda tam bir yıldız. İyi transfer abi. Yaşına falan hiç bakmamak. Taraftarı da ateşler. Ateşler %100. Ve şu anda moral de oldu Galatasaray camiası için, taraftar için, tribün için. Beşiktaş'la devam edelim. Nihat Önder Karaveli ile devam. Ceyhun Kazancı sportif direktör olarak çok ön plana çıkmaya, sözcü olmaya başladı futbol operasyonunda. Artık yöneticilerin konuşmadığı Ceyhun Kazancı'nın maç önleri, maç sonları dünkü gibi kampta teknik adamla birlikte bir ikili oldu. Tandem oldular yani. Önder Karaveli, Ceyhun Kazancı. Hatta bir süredir bir benim de eleştirdiğim bir belirsizlik ortamı vardı. Yani Önder Karaveli kazandıkça kalacak gibi bir ortam vardı. Bunun da anlaşılabilir yanları vardı. Pinheiro seçiminden dönüldü. Pinheiro mu hayır dedi de olmadı. Beşiktaş mı vazgeçti, orası tartışılır. Ama mesela dünkü basın toplantısında Önder Hoca ve Ceyhun Kazancı bir anda hani şu soruya da tepki verdiler. O benim çok garibime gitti. Beşiktaş teknik adamlık makamına yapılan bir saygısızlık olarak algılandı. Şenol Güneşli bir soru. Yani ama bu bizim gündeme aldığımız bir şey değil ki. Yani soran basın mensubu arkadaşım adına söylüyorum. Bu soru bence sorulması en normal soruydu. Demek ki artık Beşiktaş'ta... Serkan abi normal mi hakikaten? Mesela ben teknik direktör olarak bir ismi açıklayıp ona bir imza töreni yaptıktan sonra daha bir veya iki basın toplantısı içerisinde başka bir teknik direktör sorulması... Ama bir önceki basın toplantısında ben Beşiktaş'ta her zaman futbol operasyonunun içinde olacağını söylüyorum. Önder Hoca'nın demiş başkan, sportif direktör demiş. Önder Hoca da demiş ki teknik adam veya başka bir şekilde demiş. Şenol Hoca'nın isminin geçtiği herkes tarafından teyit edilmiş. Ya. Şimdi biz burada durup dururken Şenol Güneş'in sezon sonu geleceğini biz kendi kafamızdan uydurmadık değil mi? Şimdi bir yöneticilerin de ister istemez medyayla iletişimleri var. Telefonları açıyorlar, bir şeyler söylüyorlar ki Şenol Güneş ismi tekrardan ortaya çıktı. Sezon sonunda anlaşılacak diye. Bu soruda çok normal bir şekilde sorulur.
Bunun olduğu bir ortamda. Bunu sorduk diye de basın mensupları olarak saygısızlık edildiğini ben şahsen düşünmüyorum yani. Hı hı. Buna bir tepkisi Önder Hoca'nın net oldu. Beşiktaş teknik direktörlük makamı üzerinden ama sen şu an teknik direktör olduğu için bence Önder Hoca rahatsız olduğunu direkt belirtti. Ama benim hoşuma gitti biliyor musun o tepkisi? Çok güzel. Vallahi hoşuma gitti. Güçlü bir kere hocam. Önder Hoca 2x2 4'cü yani. Kesin. Söylüyor, net söylüyor. Kenan'ı bile neden oynattığını anlatıyor. Katılmasam da anlatıyor. Geriye diyor koşacaktı diyor. Kenan'ın artık talihi bu oldu. Geriye koşacak. Spinazzola'ya kovalaya kovalaya halen orada yani. Kenan oldu sol bek. Sağ bek oldu yani çocuk. O yüzden gol atmayı unuttu. Asist yapmayı unuttu. Koordinasyonu futbolu bozuldu. Unuttu. Kenan'ı bile savunup kendi doğrusunu söyleyen bir teknik direktör. Evet. Düşün. Katılmasam da oynatmasına. Şahsen bana göre oynamamalı yani. Larin varken, güven varken oynamamalı. Ama yani. Larin'de de sıkıntı büyük. Larin'de 2,5 istiyor. Tarihe geçti. Evet, Kanada'nın en çok gol atan oyuncusu oldu. Kanada'nın en çok gol atan oyuncu olursun. Amerika yaptığı golle. Bak, yine bak Gomis olayında gibi gitme dönemi, Abubakar'ın gitme dönemi dönüyor. 2,5 bazı Larin. Oyunculara verebiliyorsan vereceksin. Larin'e verir misin? Abi Larin'in geçen seneki istatistiğine baktığında ya, ben veririm. Abubakar'la yaptı onu ama. Ben veririm yani. Ama Abubakar'a vermedin gitti, ne oldu bak. Abi 6'ya gitti adam ama 6 da verilemez ki. Abi bak bir şey söyleyeyim. Beşiktaş'taki 3 bak Beşiktaş'taki 3 başka yerdeki 6'ya tekabül eder. Olabilir yani. Aslında. Anlıyor musun demek istediğimi? Sen adamın sözleşmesini oynatmaya devam edip uzatsaydın onu satma opsiyonu da cebinde olacaktı. Sen para da kazanabilirdin Abubakar'dan. Larin'den de kazanabilirsin. 2,5 yönetimlerin belirlediği tavan fiyatlar vardır. O fiyatı delmiyorsa adamın parası, eğer 2,5'sa tavan fiyatın, tavan fiyatını verirsin Larin'e. Çünkü herkes dünyada modern futbolda bir kenarda santrafor özellikle oyuncu arıyor. Öyle bir oyuncu. Vakayeme de buna benzer bir sözleşme problemi yaşıyor. Onu Trabzonspor tarafında konuşuyoruz. Ama Larin gibi oyuncuları biraz o 2,5'u performansa bağlayarak kabul ettirebilirsen, yani 1,5 garanti eğer oynamaya devam eder ya da şu kadar gol atarsan Gomis örneğinde olduğu gibi, o zaman 2,5'u bulsun mu paraya, kabul ettirebilirsen doğru iş bu. Beşiktaş böyle oyuncuları kaybetme lüksüne sahip mi? Şenol Güneş meselesine gelince. 15 futbolcunun sözleşmesi bugünkü, bitiyor. Bugünkü Beşiktaş takımına Şenol Güneş evet olurdu. Kalite var çünkü Beşiktaş takımında. Ama sezon sonunda 14-15 oyuncusuyla sözleşmesi bitecek ve hangi kadroyu oluşturacağım belli olmayan bir takıma. Şimdi Şenol Güneş konuşmanın hiçbir alemi yok ki. Önder Karaveli aldı bu takımı, ayağa kaldırdı. Kenan hamlesini ben de yanlış buluyorum. Geriye koşar diye forvet oyuncusu tarif edilir mi ya? Olmaz. Sen zaten kazandıkça kredi alan bir antrenörsen Kenan'la ne uğraşıyorsun? Sen al skoru 3-0'a, ondan sonra Kenan'ı mı atacaksın? Güveni mi atacaksın? Ona karışmıyorum. Ama maç başlangıçlarında 5-6 tane pozisyon yakaladığın bir maçın içerisinde o pozisyonların hiçbirinde Kenan yok ya. Garip. Nasıl forvet gelelim. Oyuncusu o? Öyle olur mu? Beşiktaş'ın oyuncusu değil abi. Bak Larin'in, çok net. Larin'in 2,5 milyon diyelim diyorsun ya, eurosundan bahsediyorsun. Ligde bir maç kazanıyorsun, 3 milyon TL'ye yakın para alıyorsun. 2,5 istiyor. Tamam istiyor. Erman'ın dediği gibi o hallolur yani. 1,5 net dersin, işte sezonda 15 gol atarsan ekstradan şu kadar dersin, şu kadar maç oynarsan bu kadar dersin. O iş hallolur. Yeter ki niyetler iyi olsun. Ama burada mesela son maçta Larin neden oynamadı? Bence kontrattan dolayı oynamadı. Hani böyle kazanamazsın. Bak kontrattan oynamadı. Larin bir gol atsa arka direkten Gezal kesti. Sen 3 milyon TL kazanacaktın Malatya maçında. Bu arada Gezal sakatlandı, onu da bilgi olarak verelim. Bir hafta 10 gün civarında süreceği konuşuluyor. Bu arada Önder Hoca'nın, evet katılıyorum. Şenol Hoca belki sezon sonu gelecek, bak bilmiyoruz. Başkanın, yönetimin, belli başlı kesminin İstediğini biliyoruz değil mi? Ya bir fotoğraf gördüm. Oturmuşlar yanındaki işte performans antrenörü şu an Önder Hoca'nın yardımcısı değil mi? Şenol Hoca ile beraber çalışan. Bir şeyler yavaş yavaş halloluyor. Ya buradaki karar Önder Hoca'ya kalacak. Önder Hoca Beşiktaş kulübünün içinde bir çalışan ve şu ana kadar çok da başarılı oldu. Bence de. Bu süreci çok iyi geçirdiğini düşünüyorum. İyi ki Pinheiro parayı yükseltmişler, bir şey olmuş da gelmemiş yani. Önder Hoca 10-10'luk iş yapıyor. Sezon sonunda da Şenol Hoca gelir gelmez bilemem ama Beşiktaş teknik direktörlüğü keyfini, adrenalinini, o kupayı ellerinde tutan Önder Hoca, Şenol Hoca'nın yardımcısı olur mu? Ya da altyapıyla üst yapı arasında köprü olur mu onu bilemem. Öyle bir adrenalin keyif yaşadı ki birinci teknik direktör olarak. Bundan sonra o zor diye düşünüyorum ama Önder Hoca'nın da karakterine baktığımda hep ilk kelime Beşiktaş,
elime sihirli değnek verseler işte onu bile Beşiktaş için kullanırım diyen bir teknik direktör de kulübün içinde kalabilir, yardımcı olabilir ve de çok da yararlı olacağını düşünüyorum. Hangi görev verilirse verirsin ama suç medyanın değil, Şenol Hoca sorusunun suçu. Bu kulübün hani içinden çıkan bir şey. Dediğim gibi ateş olmayan duman çıkmaz olayı normal soruldu ama tepkisi sert oldu. Biraz da hoşuma gitti. Bazen de sert böyle bir duruş göstermek gerekir yani. Evet. Bugüne kadar hiç Şenol Güneş öyle bir profille yardımcı antrenör olarak çalışmadı. Ben de hatırlamıyorum. Öyle bir hani fikir danıştığı, bilmiyorum, Tamer Tuna vardı bir ara. Ona da enteresan diyalogları oldu falan ama çok böyle... İlhan da çalıştı bir dönem. İlhan da çalıştı ama teknik direktörlük yapmadılar sonrasında. Evet, yok. Yani Buti de vardı bir ara. Buti de vardı bir ara. Bir tek Tamer galiba oradan aldı başını gitti. Bence Önder Hoca'yla bir ekip olmasa çok enteresan olabilir. Evet. Olursa tabii. Çok enteresan olabilir ama Sergen Yalçın gittiği gün Beşiktaş sezonu kaybetmişti. Avrupa yoktu, lig gitti. Üstüne Önder Hoca'yla Süper Kupa'yı kaldırıp eğer bu sezonun sonunda da Türkiye Kupası'nı kaldırırsa bence kalmayı devam etmeyi hak eder. Ligde de bir seri yakaladı Erman diyelim. Yakalayamadı beni Nihat. Yok diyelim yakaladı diyorum hani. Ha, İçeride zaman... iyi, dışarıda sıkıntı. Evet. Dışarıda iyi oynayıp kazanamıyor Beşiktaş. İçeride belki daha kötü oynuyor, galip geliyor. Baktığında Beşiktaş'ın şeyi, oyun formu bu yani. Dışarıda sıkıntı. Rize'de muhteşem oynuyor 1-2-2. Malatya'da süper oynuyor. Normalde 4 gol atar 1-1. Beşiktaş'ın oyun olarak hakikaten yükseltti. Taraftar keyif alıyor Beşiktaş'ı izlerken ki biz de keyif alıyoruz Beşiktaş'ı izlerken. Çok pozisyon, az gol. Az pozisyon veriyor, çok gol yiyen bir Beşiktaş. Ama keyifli. Ligde bir seri yakaladı. 5-6 maç galibiyet. Dediğin gibi Türkiye Kupası'nı aldı. Önder Hoca'yı nasıl yollayacaksın? O tarafta şeyi yollamaz. Yakaladı. Standardı oyun kalitesi olarak tutturdu. Evet. Tamam. Skora bence huzur da var Beşiktaş'ta. Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kıyaslarsan Beşiktaş daha ne yaptığını bilen abi, bir kulüp taze, bir oyunu oturmuş taze, gözüküyor. Taze 3 kupası var. Bence Sergen Yalçın gittiği gün Beşiktaş dillendirmese de camia olarak feda sezonunu ilan etti. Zaten taze 3 kupası var. Evet. Ve bu konuda destekte tam. Yani çok öyle Beşiktaş'ın başkan, sert güvenilen bir başkan yani. Evet yani sakin kalmak en çok Beşiktaş tarafının hakkı. Peki Fenerbahçe'de işler nasıl gidiyor? Fenerbahçe Galatasaray tercihini Guardiola'nın teknik ekibinden yabancı bir teknik adam Torrent'ten kullanırken Fenerbahçe geç de olsa camianın İsmail hocası İsmail Kartal'la başladı. Bugün dünkü basın mensupları ile yaptığı sohbetten de gazete sayfalarına yansıyan detaylar var. Mesut'tan bahsediyor. Mesut'a dair açıklamaları var. İşte tabii ki yani Mesut Özil bir takımda olunca Mesut gündemin hep ilk sıralarında oluyor. Ona da geçmiş olsun diyelim. Belinde kimin Mesut'la ilgili problemi varsa bana göre Fenerbahçe'ye en büyük zararı o veriyor. Neden biliyor musun? Sadece oynaması üzerinden değil. Kamuoyuna Mesut'la ilgili sürekli bir algı, taraftarların Mesut'ta bir problem olduğuna inanması, Mesut'ta bir problem falan yok. Ama Mesut'ta problemi olanlar var anladığım kadarıyla. Evet. Futbol kaliteli futbolcularla güzelse, futbol iyi futbolcularla oynanıyorsa ve elinde Mesut Özil varsa onu tartışmalı hale getirmek Fenerbahçe'ye olduğu gibi zarar veriyor. Çok gereksiz bir hikaye. İsmail Hoca da biraz arada kalıyor gibi sanki ben, açıklamalarından anladığım kadarıyla. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Biz genelde her Fenerbahçe'yi konuştuğumuzda Mesut Özil'den bahsediyoruz değil mi? Yani. Bazı sevgili Almanlar da hala bahsediyor, İngilizler de bahsediyor. Yani, sevgili izleyicilerimizin bazıları da hep Mesut konuşuyorsunuz diyorlar. Ben şahsen bir özür bekliyorum. Osayi konuşalım. Ben bir özür bekliyorum. Bak özür bekliyorum. Neden? İsmail Hoca geldi. 4 tane toplantı yaptıysa 4'ünde de Mesut'tan konuştu. Çok doğal. Böyle bir figür nasıl konuşulmasın? Oynadığında da konuşursun. Oynamadığında da. O yüzden bizden özür dilesinler. Çünkü yeni bir teknik direktör geldi. Camianın içinden evladı İsmail Kartal. İlk toplantıdan son toplantısına kadar Mesut'tan bahsetti. Son toplantıda da Mesut'un performansından memnun olmadığı üzerinden bahsetti. Erman çok güzel bir şey söyledi ya. Mesut'la sorun yaşamaman lazım. Mesut'la iyi olman lazım. Bu kadar. Çok gerekli. Bir de Mesut dünya yıldızı profili ama İrfan gidiyor gol atıyor Mesut'a sarılıyor öpüyor. Diğer arkadaşları bir şey yapıyor Mesut'a sarılıyor öpülüyor. Demek ki bu Mesut çok mütevazi. Kulüpte biriyle sıkıntısı yok gibi gözüküyor. Arkadaşları seviyor ama enteresan bir şekilde Fenerbahçe'yi yöneten teknik direktörlerle de arası değil imajını bize veriyorlar. Ben teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Ve ben Mesut'un da performansının neye göre iyi, neye göre kötü baktığın pencereden değiştiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin en çok skora katkı sağlayan oyuncusu. Sen Mesut'tan Serkan ne bekliyorsun? Nihat da çok karşılaşmıştır. Futbolda
futbol hayatının bitişine yaklanan, bitişine yaklaşan, özür diliyorum. Çok oyuncuyla oynadım ben. Son yılı bırakmak üzere olan, yani veteranlığa, çoktan bırakmış. Yani veteranlığa adım atmak üzere olan çok oyuncuyla oynadım ben. İsim verirsem ayıp olur. Ama bize bunu hissettiren oyuncularla çok oynadım. Ben Mesut'ta gözlemlediğim kadarıyla öyle bir şey görmüyorum. Aynen. Mesut Özil fizik olarak, anatomi olarak, yetenek olarak, koşu temposu olarak bizim ligimizde çok rahat standartların üzerine çıkartacak takımı bir oyuncu. Arda nasıl sence? Arda o soru. Veteranlara artık adımını atmış. Çok yani, kontrol oldu değil mi? Ya, kusura bakmazsan. Ya bir, ama Arda da bir dönsün bir bakalım. Yani yok, daha sakatlığını atlatamadı, dönemiyor. Bence o tempoyu yakalaması mümkün değil bu yaştan sonra. Bu arada tebrik edelim. Dün mü? Ha, doğum günü Barcelona resmi hesabından da kutladı. 35. Büyümüş Arda da büyüdü maşallah. Bence bu sezon final yapması lazım Arda'nın. Ama Mesut'a bakınca ben öyle bir şey görmüyorum. Ben de görmüyorum. Görmüyorum. Ya, mesela ver Mesut'u Galatasaray'da. Çatır çatır oynar. Ver Beşiktaş'ta çok rahat standarttan üzerine çıkararak oynadığı takımı performans sergileyebilir. Fenerbahçe bunu niye yapıyor? Fenerbahçe neden her takımın en klas oyuncusunu transfer edip hatta bazen yakın rakipleriyle rekabete girip bu oyuncuların neden performansını düşürüyor diye biraz kendisini mi sorgulasa acaba? Santrafor konusunda aynı. İrfan Can konusunda aynı. Mert Hakan konusunda aynı. Sosa konusunda aynı. Mesut Özil konusunda aynı. TM konusunda aynı. Neden Fenerbahçe böyle ya? Fenerbahçe'de neden oyuncular istikrarını kaybediyor? Sosa'sı, Gustavo'su var daha. Neden kaybediyor abi? Biraz bu Fenerbahçe'nin yapısıyla, eleştirilerin anormalliğiyle mi alakalı? Neden Türkiye'nin iyi sol beki Caner'den faydalanamadınız ya? Aynen. Yapmayın. Bu sizle alakalı biraz. Artık şu bakış açınızı biraz değiştirin ya. Fenerbahçe siz herkesten daha fazla zarar veriyorsunuz. Ya hiç unutamayacağım. Çok özür diliyorum. Yok tabii, buyur. Lider gitti Trabzon'a. Hı hı. Bir maç kaybetti. Bana göre de hatalı bir karar. Sana göre bana göre meselesi. Bana göre hatalı karar. Ya arkadaş, bir maç kaybettin. Bir maç sonra tekrar lider olma şansın varken havalimanlarında toplandın, megafonlarla açıklamalar bile. Ya bir maç kaybettin şampiyonluktaki rakibine. Ki kaybedebilirsin. Kendi kendini ne hale getirdin? Abi bu ne biçim tuhaf bir tepki. Bir maç kaybettin ya. O da bak 10 kişi kalmış olabilirsin ama 10 kişilik takımlar da tepki verir. O tepkiyi veremedin. Eleştir kendini. Bir sonraki maça yine futbol motivasyonuyla çık. Fenerbahçe bu tuhaf tepkilerle en çok kendine zarar verdi. Bence oyuncular da bundan zarar görüyor. Bence, Galatasaray'da da vardı benzer bir durum bence. Bence o taraftardan özellikle istediği birlik, beraber, sabır, desteği Fenerbahçe ilk önce kulüp olarak yönetiminden futbolcusuna, teknik heyetinden kulüp çalışanlarına sağlamalı o birliği. O birlik yok bence. O yüzden bu kadar oyuncularla problem varmış gibi bize yansıtıyorlar. İlk önce o birliği sağlasalar bence içlerinde teknik heyet, oyuncu, oyuncu yönetim birliğini bence Fenerbahçe çok daha başarılı olabilir. Ya Türkiye'nin iyi kadrolarından birine bahsediyoruz. Bize her gün Mesut'u konuşturuyorlar ya. Mesut 77'de oyuna giriyor ya. Mesut 60'da oyundan çıkıyor. 7 gol atmış Mesut. Kim daha çok gol atmış? Hani Mesut evet Real Madrid'deki Mesut değil ama Fenerbahçe'deki birçok oyuncudan daha formda, daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Bunu da her zaman söyleyeceğim ki söylüyoruz hep ya, beraber. Diyorlar ki hep Mesut konuşuyorsunuz. Lan bizi bırak. Hoca senin antrenörün işte. Üst basın toplantısının üçünde de Mesut konuştuğu için biz de Mesut ve konuşuyoruz. Ve biraz yani da eleştirisel. Bu arada çıkarsın Mesutsuz. Bugün Kasımpaşa yaptı, sen yapamıyorsun. 5 maçın 5'ini de kazanırsın Mesut oynamadan. Ben de derim ki demek ki forma rekabetini kaybetti. O da yok. Sen iyi gitmiyorsan ve elinde öyle kaliteli bir oyuncun varsa, bir dünya yıldızı, ben onu konuşurum. Sen zaten Mesut'u satın alırken aynı zamanda bu gündemi de satın almış oldun. Tabii. Ya herkese Erman, böyle bir gündemi satın almış oldum. Şimdi Başkan Ali Koç'a hep saygı duyuyoruz ama ya bak şimdi biliyorsun bir platform var, belgeselleri gösteriyorlar değil mi? Dünyanın top yıldızlarının özel hayatlarının belgeselleri. Hepsinin sponsoru var, hepsinin ticari ilişkileri var. Normal Sayın şey. Ali Koç'un özellikle bu camianın içinde olup iş dünyasının Mesut'un ticari ilişkileri üzerinden bile eleştirilmesi, yani bunu ben şahsen kabul edemem yani. Dünya yıldızlarının hepsinin ticari ilişkileri vardır. Adamın oturduğu şu bardağın bile sponsoru var. Yani bu tarz bir oyuncu bunu söylemek ona zarar verir yani. Sahanın dışında moralini düşürür. Ya Mesut hakikaten bence iyi sabretti bugüne kadar. Baktığımda
Gelen teknik direktör İsmail Hoca 4 toplantıda Mesut diyor. Sayın Başkan Ali Koç bir yandan övüyor haklı, bizi şampiyon yapacak diyor ama diğer taraftan ticari ilişkilerini bırakması lazım diyor. Hani Mesut ne yapıyor bilmiyorum ya. Bir 24 saat yaşamak istiyorum Mesut'la. Bir yanlışını göreyim de ya Mesut sana da hani boşuna eleştirmiyorlar diyeceğim. Öyle bir durum da yok. Gol atan gidiyor Mesut'a sarılıyor. Aynen. Seviyorlar yani. Evet, Trabzon'la devam edelim. Trabzon'da gelecek sezonların transferi de başladı. Hani doğru isimleri doğru zamanda almanın da bir adım ötesine geçildi. Tek bir tane negatif, nihayet Trabzonspor'la ilgili konuşulacak negatif bir şey buldum. Stoper. Bu sezon hiçbiri değil. Vakayemi'nin sözleşmesi şu anda konuşuluyor çok fazla. Hemen fakat uzatmalı değil mi? İnsanlar hemen uzatmalı elbette doğru. Fakat insanların bilmesi gereken şey şu. Uzatmadığı için yönetim mi problemli? Uzatmadığı için oyuncu mu problemli? O kadar çok bir transferde yeni sözleşmenin detayı oluyor ki. Mesela futbolcular menajerleriyle olan ilişkilerinde patron olduklarını çok unutuyorlar. Hı hı. Patron futbolcu, işveren, işçisi de menajeri. Menajeri sanki patronmuş gibi davranıp çok fazla oyuncuların kafalarını karıştırıyorlar. Portekiz ve Türk menajerler öyle değil yine, ama yani, çocuklar köleleri gibi neredeyse. Evet, bakıyorum bulunduğu yerde taş yerinde ağırdır misal. Yıllardır Trabzonspor'da forması asılı, kötü de oynasa çıkmayan bir oyuncu. Bu kadar... Mesela Fenerbahçe'ye git, oyna 60 dakika kötü, bakalım kalabiliyor musun sahada? Örnek veriyorum. Kalamıyor, dünya yıldızı kalamıyor. Vakayeme en son oynadığı Galatasaray maçında en az 3 kere oyundan çıkardı. Doğru. İlk kere hemen çıkarırız. Çıkmadı. Devam ettirdi. Beşiktaş maçı aynı. Vakayeme evet çok özel bir yıldız, müthiş bir yetenek. Sana sezon içerisinde 15-20 tane üst kalite maç oynar. Fakat yaşı ilerledikçe Şampiyonlar Ligi ihtimalini düşünürsen Trabzonspor'dan daha iyi bir seçenek bulup bulmayacağını kafasında iyi analiz edemiyor. Menajerinin de Vakayeme imza attırmayarak hiç iyilik yaptığını düşünmüyorum. Çünkü menajerler neyi düşünür abi sadece? Kendi cebine girecek parayı. Onu düşünür. Biraz daha oyuncusu özelinde bakarak büyük resimde Vakayeme'nin mutlu olduğu yerde devam etmesinin doğru olacağını menajerinin ona anlatması gerektiğini düşünüyorum. Bu transfer işlerinde hiçbir zaman imza atılana kadar garanti değildir ama Vakayeme hani Trabzonspor'da oldu... 300 bin, 500 bin az verdiler, çok verdiler muhabbeti üzerinden giderse Vakayeme'nin hayrına olmaz diye düşünüyorum. Büyük ihtimal şampiyon olacaksın, birlikte Şampiyonlar Ligi oynayacaksın. Çok güzel bir kadro kuruluyor. Senin oynaman için de transferler yapılıyor. Değil mi yani? Tabii. Vakayeme, ya başkan halleder onu ya. Başkan Ahmet Ağoğlu halleder diye düşünüyorum. Bence transfer... Strateji ya uzmanı yani başkan. Ya. Belirlenmiş tavan fiyatı delmez bana. Yani. İyi hoş bir sürü transfer var ama stoper transferi de gecikti sanki biraz. Vakayeme için biraz delinir ya ben diye düşünüyorum. Onu delersem bütün oyuncular için delmek zor. Şimdi Vakayeme evet abi yanında Hamşik ve Bakasetas oynuyor. Bir ileriye git Hamşik şey Yusuf da alındı. Yusuf da alındı. Erman şimdi. Biraz empati yapıyorum şimdi. Visca transferi %100 doğru transfer ama futbolcular biliyorsun... Takip ediyor, ödenen bonservis bedelini duyuyor. Onu duyuyor, bunu duyor, ister istemez. Niye? Bir alıyorsa iki isteyebiliyor ben ki. Ben bunun çok yanlış bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Evet, yanlış bak, ama hepimiz, futbolcu düşünür biliyorsun. Hepimiz her yerde iş yapıyoruz. Bana ne abi senin maaşından? Bilmiyorum ki. Bana ben senin abi? Mesela ne aldığını Serkan bilmiyorum. Serkan abinin aldığı para beni niye ilgilendirsin abi? Ama bak futbolcu da bir... Abi futbolcu... Bizim durumla onların farklı kap bildirimi olduğu için herkes herkesin parasını biliyor. Bu bazen sorun yaratmaz, bazen de çok sorun yaratır. Abi burada yönetici... Bizde kap bildirimi yapsalar bilmiyorum. yönetici bu işi iyi idare edecek. Oyuncunun aldığı imza parasına, maaşına, bilmem nesine... Elbette ki borsaya bildirilen belli rakamlar var ama bildirilmeyenler de var. Birbirimizi kandırmayalım ya şimdi. Oraları... Ya bir sürü hikaye var bu işte. Yani oyuncuların kendi elbette bir standart vardır. 100-200 fark eder. Ona bir şey demiyorum. Vakayeme'de, Trabzonspor'da kim ne alıyor bilemem ama en tavan fiyatı almayı hak eden bir oyuncu. Bence ama de. Tavanı da delmek istiyorsan o zaman orada sen problemi yaşarsın. Sörlot gitti abi ne oldu? Real Sociedad'da yedek kalıyor abi. Evet. Ne oldu? Gitmek ne kazandırdı? Sociedad'da oynamak da kolay değilmiş. Tamam değil katılıyorum da Sociedad İspanya'nın şampiyonluğa oynayan takımı sadece senin zamanındaydı. Doğru. Şimdi değil. Şimdi sıradan takımına gittin. Bu ülkenin şampiyon ya da Şampiyonlar Ligi oynama ihtimali olan takımından bahsediyoruz. Bak ki Leipzig fırsatını da kullanamadı. Orada da oynayamadı. Demek ki biraz i̇şte oyuncu kalmalı. 300-500 değil. Bulunduğu yerde mutluysa performansı uzun zamana yayılabiliyor. Stoper konusunda şunu söyleyeyim abi. 2 sene önce Trabzonspor iyi bir tane stoperi olmadığı için şampiyonluğu kaybetti bu ülkede. Bu konuda risk alınır mı? Farka rağmen ben yönetim
kurulunda bir adam olsam almak istemem. Ama Kaan Ayhan'a da 8 milyon vermem. Tabii canım. Kusura bakmasınlar. Doğru. Şimdi 8 milyon euro vereceksen bir oyuncuya, öyle bir gücün varsa Merih'e git o zaman. Değil mi? Merih'e git o zaman. 8 milyon euro Kaan Ayhan kendi takımında performans olarak parlayan ya da bizim milli takımımızda ilk baktığımız oyunculardan bir tanesi mi? 8 milyon euro etmez ya. Yetmez. Kusura bakmasınlar. Hayır, çok para. Bak bu Türk oyuncu kuralı o kadar çok bizim kulüplerimizin belini bükecek ki. O kadar çok doğru. Bükecek ki. Avrupa'daki yönetici diyor ki orada Türk oyuncu kuralı var. Türk oyuncuyu 3 ise 5 yapıyor. 5 ise 10 yapıyor. Bizim federasyonumuz Hamit de. Benim muhatabım Hamit. Çünkü futbolun içerisinden geldiği için ben artık alınan her kararı Hamit üzerinden okurum. Bu kuralı çok iyi gözden geçirmesi gerektiğini düşünüyorum. Kulüplere maddi anlamda zarar verir ki yayıncı kuruluş kulüplerin gelirini düşüreceğini beyan etti açık açık. Düşürecek. Öyle yüksek bonservis bedelleri falan veremeyeceksin. O zaman Türk oyuncuyu almaya kalktığın zaman 3 edecek oyuncuya 8 istettirmeyin ya. Evet. Ki öyle de oldu zamanında. Gol makinesinin sonuna geldik bu ay, haftada. Ay çok konuştum ben. Yok canım. Sonunda çok konuştum. Bu arada Trabzonspor, VKM, kontratı o bu şu bence bir an önce çözmeliler. Ya liderler şu an çok iyi de bir fark var. %98 ihtimalle şampiyon olacaklar. Oraya kilitlenip yoluna devam etmeliler diye de ama düşünüyorum. Şu stoper hadisesini bence artık... Stoper Ahmetcan geldi ya maşallah var ya. Maşallah taş o çocuk gibi da çocuk mutlaka ya. Rol bakalım, bir bakalım yer bulacak. Bence bu hafta Kasımpaşa maçındaki bir performansı çok belirleyici. Çünkü Galatasaray maçının ikinci yarısı Galatasaray biraz çekilince tehdit görmedi. Öne falan çıktı. Siopis getirtmedi topu. Bence Siopis de oynamayı hak ediyor. Siopis bence oynayacak ya bu sefer 11'de. Bakalım, ama oynamasa da hiç sorun yapmıyor yani. Enteresan Hamşik bir profesyonel. Gelirse... Dörtlünün önünde Hamşik oynar. Nasıl bir kadro? Kuşkusuz. Say say bitmiyor Trabzon kadrosu. Evet, gol makinesinin bu haftada sonuna geliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olunuz. Abone olduysanız bildirimlerinizi açınız. İkisini de yaptıysanız iyi ki varsınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.